Merhabalar arkadaşlar, bir resmi transfer videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü resmi transfer videomuzu inceleyeceğimiz isim Adem Büyük. Evet, Galatasaray'ın kapa bildirdiği, resmi olarak açıkladığı oyuncu inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce 2018-2019 profil özelliklerine bakacağız. Ajax scout raporlarını aldıktan sonra FM Editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve Adem Büyük'ü alacağız. Galatasaray'ın 2018-2019 kadrosu içine koyacağız. Bakalım o kadro içinde yer bulabilmiş mi ve nasıl bir performans göstermiş, ona bakacağız. Evet, Adem 30 yaşında, 38, 1987 doğumlu, aslında 31-32 yaşında değil diyebiliriz. 30 Ağustos'ta doğmuş çünkü. 5 kez milli takım formasını giyip gol atamamış. Yeni Malatya Spor'da oynuyordu geçen sezon. Piyasa bedeli 1,5 milyon euro civarındaymış. Yani Yeni Malatya'dan 706 bin euro kazanmış yıllık arkadaşlar Adem Büyük. Sözleşmesi elinde olarak geldi Galatasaray'a. Bunu parantez içinde belirtelim. Evet, pozisyonlara geldiğimizde en hücumun tüm bölgelerinde hemen hemen oynayabiliyor forvet dahil. Ama en verimli olduğu yer sol kanat forvet rolü arkadaşlar. Forvet'te çalışkan forvet olarak, sağda da yine kanat oyuncusu olarak, ofansif orta sahada da ofansif oyun kurucu olarak oynayabiliyor. Biz onu en verimli olduğu nokta olan kanat forvet, sol kanat forvet mevkinde değerlendireceğiz. Boy 1,67, ağırlık 74. Vay, biraz evet ağırmış. Kullandığı ayak sağ, kişilik oldukça çizimli, medya gözünde kanat oyuncusu. Sık sık bitirici paslar deneyen, toplara plase vuran, hakemleri sık sık itiraz eden, zayıf ayağını kullanmaktan kaçınan ve sol kanattan içe kat eden bir oyun tarzı var. Hakemleri sık sık itiraz edeni ilk defa görüyorum. Gerçekten ilk defa görüyorum. Bu kadar profil inceledik beraber. İlk defa görüyorum diyebilirim. Fiziksel. Çeviklik 15. Gayet yeterli. Dayanıklılık 13. İyi. Denge 13. Gayet iyi. Güç 10. Fena değil. Güç kanat forvet için çok önemli bir özellik değil ama 10 yine de tabii düşük. Hız 12, hızlanma 13, vücut zindeliği 15, sıçrama 10. Evet tabi yaşı itibariyle artık hız ve hızlanmada sıkıntılar yaşayacaktır Adem Büyük. Fiziksel özellikleri düşüşe geçecektir. 30 yaşında, 31 yaşındaki bir oyuncu için çok kötü özellikler diyemem fiziksel özellikler. Ama çok iyi özellikler de demek biraz yanlış olur. Zihinsel özelliklerine gelelim. Agresiflik 18, cesaret 18, çalışkanlık 12, karar alma 11, kararlılık 16, konsantrasyon 15, liderlik 17, ön sezi 15, özel yetenek 16, pozisyon alma 7, soğukkanlılık 12, takım oyunu 12, topsuz alan 15, bir kanat forvet için çok iyi bir rakam topsuz alan 15, vizyon 14. Evet, iyi. Hatta bir Türk pasaportlu oyuncu için, geçmiş sezonlarda da Anadolu kulüplerinde oynayan bir oyuncu için oldukça iyi zihinsel özellikler diyebiliriz arkadaşlar. Özel yetenek, ön sezi, topsuz alan, vizyon, soğukkanlılık da fena değil. Konsantrasyon, kararlılığı, cesareti, agresifliği gerçekten iyi fizik, zihinsel özelliklere sahip diyebiliriz Adem Büyük için. Teknik özelliklere gelelim. Teknik 15, pas 13, ilk kontrol 13, dribbling 14, bitiricilik 12, kafa vuruşu 14. İlginç bir kafa vuruşu. 14 çok iyi bir rakam yani şu boyuyla. Uzaktan şut 12, penaltı 14, frikik 10, orta yapma 8. Orta yapma biraz zayıf kalmış. Yani diğer noktalarda da iyi olduğunu düşünüyorum. Evet yani beklediğimden çok daha iyi bir profille karşı karşıyayız diyebilirim. Özellikle zihinsel anlamda çok iyi, teknik anlamda iyi, fiziksel anlamda ise orta üstü diyebiliriz Adem Büyük için. Ama beğendim, zihinsel ve teknik anlamda gerçekten beğendiğimi söylemekte fayda var. Peki Ajax scoutları ne demişler arkadaşlar? Şu an Eredivisie seviyesinde gayet iyi oynar, yararlı bir transfer olur. Mevcut yetenek 2,5, potansiyel yetenek 2,5 demişler. Eksiler. Evet, sinirine hakim olamadığı zamanlarda aşırıya kaçan hareketler de yapabiliyor. Bunu çokça zaman gördük zaten Süper Lig'de arkadaşlar. Tek ayağını kullanabiliyor. Top ortalayacakken kararsız kalıyor. Evet, en zayıf özelliği orta konusu. Ve Adem bir arkadaş buna kolayca dahil olabilecek biri değil demiş Ajax skorları. Artıları: çok cesur. Başka bir ülkede oynamaya kolayca adapte olabilir. Önemli maçlarda oynamayı çok seviyor. Kararlı denebilecek bir karaktere sahip. İstikrarlı bir oyuncu sayılır. Cesareti ve çalışkanlığı onu oldukça iyi bir takım oyuncusu yapıyor. Birden fazla mevkide oynayabiliyor. Evet, artıları daha fazla. Artıları eksilerinden daha fazla. Zaten teknik ekibe de olumlu referansla bulunmuş Ajax skotları. Tahmini bonservis bedeli olarak tabii Malatya'da oynadığını varsayıyoruz. 1,2 milyon euro ile 1,7 milyon euro arasında bir bonservis ve maaş olarak 1,07 milyon euro ile 1,37 milyon euro arasında bir maaş arkadaşlar. Ki Galatasaray çok çok daha uygun bir fiyata geldiğini söylemekte fayda var Adem Büyük. Hemen FM Editör rakamlarına bakalım.
120-125, evet, potansiyel yetenek 125. Potansiyel yetenek 125 şöyle arkadaşlar. Bir Süper Lig'deki 4 büyük takımdaki rotasyon oyuncusu potansiyel yeteneği. Direkt bunu söylemekte fayda var. Güzel özellikleri vardı. Açıkçası etki, yani zihinsel ve teknik anlamda iyi bir oyuncu olduğunu gördük ama potansiyel yetenek rakamında ise yani 4 büyükler bir ilk 11 seviyesinde olmadığını görüyoruz. Mevcut yeteneği de 120. Artık da bir yaşı itibariyle mevcut yetenek düşüşe geçecektir. Fiziksel özelliklerinde yaşayacağı düşüşten dolayı. Ama artık gelişimini tamamlamış zaten. Ama çok kötü rakamlarda olduğunu söyleyemeyiz. Yani rotasyonda kullanılabilecek bir oyuncu için ideal mevcut ve potansiyel yetenek rakamları olduğunu düşünüyorum. Evet, şöyle geçmişine de bakalım. Oynamadığı takım var mı? Ahravispor, Beşiktaş'ta da oynuyor arkadaşlar. Zeytinburnuspor, Akçabat, Sebatspor yine Beşiktaş. Beşiktaş'tan devamlı kiralanıyor. Ve en son 2011-2012'de arkadaşlar Kasımpaşa ile esas Süper Lig kariyeri başlıyor. İlk sezonda Kasımpaşa'da 16 maç 6 gol. İkinci sezon 26 maç 2 gol. Üçüncü sezon 33 maç 8 gol. Dördüncü sezon 23 maç 7 gol. Beşinci sezon 31 maç 3 gol. Altıncı sezonunda 24 maç 9 gol. Ve atıyor, gerçekten de iyi performans sergilediğini söylemek de mümkün. Adem bir skorer olarak skora katkı veren bir kanat forvet oyuncusu olduğunu görüyoruz. 2017-2018 ise Malatyaspor'un yolunu tutuyor. 2017-2018 sezonunda 28 maç 4 gol atıyor. Bu sezon ise arkadaşlar 26 maçta 4 gol 2 asisti var. Yine fena bir performansı yoktu. Malatyaspor'un as oyuncularından biriydi Adem Büyük. Günümüzde. Evet, gerçekten benim beklediğimin çok ötesinde bir profille karşılaştık. Fiziksel özellikleri biraz tabii zayıf kalabilir ama özellikle en güçlüğünü zihinsel özellikleri arkadaşlar. Teknik özelliklerinde hiç fena olmadığını düşünüyorum. Bu oyuncunun bir rotasyon oyuncusu olarak alındığını öngördüğümüzde sözleşmesi de elinde. Maliyeti de öyle çok ciddi rakamlar değil. Mantıklı bir hamle çünkü muhtemelen Galatasaray, Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş'le yolu devam etmeyecektir. Ve kulübenin güçlü olması lazım. Bunu geçen sene açısından çok çekti Galatasaray. O açıdan baktığımızda mantıklı bir hamle gibi gözükebiliyor ama şöyle bir oyuncu Adem Büyük, ona dikkat etmesi lazım. Hakemlerle çok uğraşan, rakip futbolcularla çok uğraşan bir oyun tarzı var. Biraz o konuda kendini Galatasaray'da törpülemesi lazım. Evet, şimdi Adem Büyü 2018-2019 Galatasaray kadrosuna koyuyoruz ve oyunu bir sene simüle ediyoruz arkadaşlar oyun motoruna göre. Bakalım Adem Büyük Galatasaray'da forma şansı bulabilmiş mi? Bulduysa da nasıl performans göstermiş? Onu inceleyeceğiz. İşte karşınızda 2018-2019 Galatasaray'la Adem Büyük'ün Süper Lig ve Avrupa Ligi performansı. Evet arkadaşlar, 1 Haziran 2019 tarihindeyiz. Bakalım 2018-2019 sezonunda Adem Büyük Galatasaray'da olsaydı nasıl bir performans gösterecekmiş FM oyun motoruna göre. Şöyle geliyorum hemen. Evet, toplamda 22 maç 11 6 maç yedek 28 maç 9 gol 3 asist 3 kez maçın adamı ve 7.06 oyuncu puanı ortalaması. Yani benim beklentilerim çok üzerinde bir performans. Çok ciddi derecede forma şansı bulmuş. Gol yapmış, asist yapmış, pas isabeti %68, şut isabeti %50 ve oyuncu ortalama puanı da 7'nin üstünde, gayet iyi diyebiliriz. İyi bir performans göstermiş FM oyun motoruna göre. Hazırlık maçlarında 5 maçta 4'e 11, 2 gol, 4 asist, 8 oyuncu puanı ortalaması yakalamış. Ligde 15 maç ilk 11, 4 maç yedek, 19 maç rotasyon oyuncusu olarak kullanılmış. Gayet böyle bekliyorduk. Yine de 15 maç çok iyi bir rakam ilk 11. Yani çünkü şimdi oyun motor FM'de o kanatta Onyekuru var. Mesela Sinan var. Onlardan yine bazı maçlarda formayı kaptığını görüyoruz. 4 gol, 4 asist, 2 kez maçın adamı ve 7.04 oyuncu puan ortalaması. Türkiye Kupası'nda 5 maç, 4 gol, 0 asist ve 7.42 oyuncu puan ortalaması Türkiye Kupası'nda çok iyi bir performans göstermiş ki zaten Adem Büyük bu maçlarda oynayacak as olarak. Uluslararası maçlarda ise 2 maç 11, 2 kez yedek olmak üzere toplam 4 maç, 1 gol 60 ve 6.70 Avrupa'da zayıf kalmış haliyle. Ama genel olarak performansı benim beklentilerim ötesinde. Ya benim fizik, FM özellikleri de genel olarak baktığımızda benim beklentimin üzerindeydi arkadaşlar. Özellikle zihinsel özellikleri çok iyi, teknik özellikleri de fena değil. Fiziksel de sorun var, o da yaşıyla alakalı diyebiliriz. İyi bir Galatasaray kariyeri geçirmiş FM 2019'da diyebiliriz Adem Büyük için. Özelliklerine baktığımızda tabii yaşı itibariyle fiziksel özellikleri düşüşe geçmeye başlamış. Zihinsel ve teknik özellikleri hemen aynı arkadaşlar. Şöyle bir FM editör rakamına bakalım. FM editör 115, evet 115'e kadar düşmüş mevcut yeteneği. Normal fiziksel olarak, çünkü demiştik ki bir önceki videoda da düşüş sağlayacak, o da mevcut yeteneğe olumsuz anlamda yansıyacak diye.
Evet arkadaşlar, Galatasaray kaçıncı bitirmiş ona bakalım. Galatasaray, Adem Büyüklü Galatasaray Süper Lig'de şampiyon olmuş 68 puanla, 34 maç, 21 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle Galatasaray'ın şampiyon olduğunu görüyoruz. Adem Büyük'le demeyelim, Adem Büyüklü Galatasaray diyelim. Evet, Adem Büyük Galatasaray'ın yeni resmi transferi hiç fena değil. Efendim oyuncu profili hiç fena değil gerçekten. Günümüzde de baktığımızda Adem Büyük biraz agresifliği, hakemlere itirazı, rakip takım futbolcuları saha içinde olan diyalogları sebebiyle antipatik gelebilir. Bana da şahsen biraz antipatik geldiğini söylemekte fayda var ama şu finansal fair play şartlarında kulübenizi güçlendirmek adına önemli bir etken Adem Büyük arkadaşlar. Maliyeti yok, bonservisi yok, bir yıllık çok cüzi bir miktar alacak Galatasaray'dan. Kulübe için iyi bir rotasyon oyuncusu diyebiliriz Adem Büyük için. Hayırlı uğurlu olsun Galatasaray camiasına. Evet, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.